Tekrar merhaba çocuklar. Şimdi birlikte hayat bilgisi dersimizi işleyeceğiz. Bitkilerin ve hayvanların ihtiyaçlarından bahsedeceğiz. Fakat ders kitabına geçmeden önce size şunu hatırlatmak istiyorum. Hatırlarsanız biz birlikte sınıfımızda bitki çimlendirmiştik ve bitki çimlendirirken de bir deneye ortak olmuştuk hep birlikte. Bitkilerin temel ihtiyaçlarını dedik. Eksik bırakalım bakalım gerçekten de bunun ihtiyacı mıdır görelim beraber. Bitkilerimizin bir kısmına bütün ihtiyaçlarını verdik. Suyunu verdik, toprak olarak pamuk verdik, güneş ışığını verdik. Her gün onunla ilgilendik. Bir tanesini hatırlarsanız her şeyini verdik. Pamuğunu verdik, tohumumuz da vardı, güneşe de koyduk fakat su vermedik. Çimlenmiş miydi? Hayır çimlenmemişti. Demek ki su onun temel ihtiyacıymış. Su olmadan çimlenemiyormuş. Bir tanesini hatırlarsanız suyunu verdik, pamuğunu verdik, tohumumuz da içinde. Fakat güneş ışığı görmeyen dolabımızdaki o karanlık noktalardan birine koyduk ve bir hafta boyunca hiç kapağını açmamıştık. Bitkimiz ne olmuştu? Çimlenmemişti, çürümüştü. Aa, demek ki güneş ışığı da onun ihtiyacı. Bir tanesini de hatırlarsanız her şeyini verdik fakat ağzını kapattık, hava almasına izin vermedik. Ne oldu o da? Çürüdü. Hava alamadığı için büyüyemedi. Demek ki dedik bitkilerin havaya ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, toprağa ihtiyacı var ve neye ihtiyacı var çocuklar? Güneş ışığına ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların birçoğu aynı zamanda hayvanlarımız için de geçerli. Fakat hayvanların bitkilerden farkı çocuklar barınmaya da ihtiyaçları var. Bir yerde barınmak zorunda her hayvanımız. Şimdi gelin ders kitabımızdan da bu konumuzu birlikte tekrar edelim. Hemen şuradan çalışmamızı açıyorum sizlere. Evet. Bakın burada hayvanlarımız var. Her birinin beslenme şekilleri farklı. Burada da bitkilerimiz var. Burada Eda'nın teyzesi bir tatile çıkıyor ve annesiyle beraber evdeki bitkileri bakımını yapıyorlar. Onlara su veriyorlar, kapıyı açıyorlar içeri havalansın diye. Eda bunları neden yaptığını anlamıyor ama bence siz artık biliyorsunuz az önceki konuşmamızdan dolayı. Bunlar bitkilerimizin ihtiyaçları çocuklar. Aynı ihtiyaçlar bizim hayvanlarımız için de geçerli. Artı bir de barınma ihtiyaçları var hayvanlarımızın. Hayvanlarımızın beslenme şekilleri de farklı. Sadece etle beslenen var, sadece otla beslenen var. Hem etle hem otla beslenen canlılarımız da var çocuklar. Bakın burada hayvanların en önemli ihtiyacını sormuş bize. Besin çok önemli. Şimdi oruç tutuyorsunuz bazılarınız da ailelerinizle birlikte. Ne oluyor? Akşama kadar bir halsizlik oluyor değil mi üzerimizde? Yediğimiz zaman da biraz daha enerjik, biraz daha kendimize gelmiş hissediyoruz. Suyumuzu içiyoruz. Akşama kadar susuyoruz. Ağzımız, burnumuz kuruyor. Fakat bunları yediğimiz zaman kendimizi daha dinç hissediyoruz. Bu ikisi olmadan yaşayabiliyoruz bir süre. Oruç tuttuğumuz zaman bunu çok rahat görüyoruz aslında. Fakat hava olmadığını düşünün. Derin bir nefes alın ve nefesinizi tutun bakalım. Ne kadar dayanacaksınız? Çok uzun sürmeyeceğine eminim. Neden? Çünkü bizim en temel ihtiyacımız havadır çocuklar. Su olmadan, besin olmadan bir süre yaşayabiliriz. Fakat hava olmadan kesinlikle ne bitkilerimiz ne hayvanlarımız uzun süre yaşayamaz. Bizler de dahil. Evet. Bitki ve hayvan yetiştirmenin ve hayvan beslemenin önemi. Evinizde bitkiler yetiştirdiğinizi görüyorum. Hatta bazılarınız bana bu bitkilerinizi sularken resimler gönderiyorsunuz. Bazı arkadaşlarımızın hayvanları da var. İrem'in kedisi olduğunu biliyorum mesela. Şila isminde çok tatlı bir kedi. Bizim de bir kedimiz var evde. Ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz çocuklar. Sizler de bir düşünün bakalım bu canlıların neye ihtiyacı var? Havaya ihtiyacı var, besine ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, güneş ışığına ihtiyacı var. Evet, hayvansa da barınacak bir yere ihtiyacı var çocuklar. Bitkiler doğada yaşayabiliyorlar. Fakat hayvanlar, sokak hayvanları bile uyuyacakları zaman korunaklı bir yer arıyorlar kendilerine daha çok. Bakın burada hayvanların
beslenmesi için yardımcı olan çocuklar var. Hatırlarsanız biz de senenin başında sokak hayvanlarımız için yemekler bırakmıştık, onlar gelip yesinler diye. Her hayvana farklı ihtiyaçta besinler veriyorlar. Kuşlara yem veriyorlar. Köpeklere et içerikli yiyecekler veriyorlar. Bakın kedilere burada ne vermişler? Süt vermişler çocuklar. Ağaç dikmek için de ne yapmışlar? Ağaçlarımızı toprağa ekmişler ve topraktan beslenmeleri için, köklerini salmaları için, büyümeleri için onlara bir de su vermişler çocuklar. Bitkilerimiz topraktan besinlerini alıyor. Biz onlara yemek vermiyoruz. Ama hayvanlarımız veya bizler ne yapıyoruz? Doğadan besleniyoruz. Aslında bitkiler de beslenmemizin temel kaynaklarından biri. Neticede ekilen, biçilen her şeyden faydalanıyoruz çocuklar. Bizim soframıza gelen sebzeler bitkilerden geliyor. Veya meyvelerimiz yine ağaçlarımızdan toplanarak geliyor sofralarımıza. Bitkiler de bizim temel besin kaynaklarımızdan biri. Lütfen bunu unutmayalım. Bitkiler olmasaydı bizim hayatımız çok zor olurdu. Hem ağaçlardan oksijen sağlıyoruz, havamızı, temiz havamızı alıyoruz. Hem de besin kaynağı olarak kullanıyoruz bitkilerimizi çocuklar. Evet, tohum çimlendirme. Biz bu çalışmayı yapmıştık. Az önce de konuştuk. İsteyen tekrar yapabilir çocuklar evde ve deney olarak da yapabilirsiniz yine. Dediğim gibi birine su vermeyin, birine pamuk koymayın, birini gün ışığından mahrum bırakın ve gözlemlerinizi yapabilirsiniz çocuklar. Bakacaksınız ki gerçekten de birisi bile olmadığı zaman o çimlenme dediğimiz, büyüme dediğimiz olay gerçekleşmiyor. Evet, teşekkür ediyorum sizlere beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.